Merhabalar, hoş geldiniz. Hiran Örgüler kanalındasınız değerli örgücüler. Hiran Örgüleri harika bir yelekle, yelek modeliyle sizlerle birlikte. Şöyle Türkan Şoray kirpi de denilen, çok kolay, çok gösterişli, güzel, her örgüye yakışabilecek bir model anlatacağım. Siz bunu yelekte, bulizde, yelek eteklerinde, kolağızlarında, battaniye modellerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz örgüde bu modeli uygulayabilirsiniz. Renk, şiş numarası tercihinizdir. Her şişe uyar, her renge uyar, her kalın ipe, ince ipe uyar bir şekilde güzel bir model. Şöyle modelimizin özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Modelimiz 3 artı 8 ilmekten oluşmakta. Ön yüzden kurulmakta modelimiz. Arka yüzden ise gördüğümüz gibi örecek şekilde modelimizi çalışmaya başlayacağız şimdi. Eğer siz de hazırsanız buyurun başlayalım. Nako Elif Baby ile çalıştım. Şimdi ise ince iple çalışacağım. Şöyle Angora'dan biraz bir tık kalın bir ip. Hemen lastik modeliyle başlayalım sevgili hanımlar. Yeter kadar ilmeklerimi attım ve lastiği yaptıktan sonra kurabilirsiniz. Ben şöyle tabanla bir sıra haruşa gideceğim. Haruşanın üzerine başlayacağım. Siz lastiği yaptıktan sonra ön yüzden modelinizi kurmaya başlayın. Şu anda ben sadece zemin hazırlığı olsun diye böyle bir sıra haruşa gidiyorum. Yani düz örüyorum. Şu şekilde bir zemin hazırladım. Siz lastiği yaptıktan sonra ön yüzden yapacağınız işlem şu anki sıramız. Kenar ilmeklerimi alıyorum. 3 tane kenar ilmeği bıraktım ben burada. Şöyle 3 tane düz ördüm. Devamında 3 tane ters örüyorum. Her bir model 8 ilmekten oluşuyor. Aradaki tersler modeli ayırıyor birbirinden. 8 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Devamında 3 tane ters örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. 3 tane ters örüyorum. Hemen ikinci modeli yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine 3 tane ters örüyorum. 2 ve 3. 3 ters, 8 düz olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeklerimi 3 tane düz örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane düz ördüm. Modelin birinci sırasını ön yüzden 8 düz, 3 ters olarak hazırladım. Modelimin ikinci sırası arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum ters. 3 tane düz örüyorum. 8 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. İkinci sırası da arka yüzden bu şekilde. 8 ters, 3 düz olarak sıramın sonuna kadar örüyorum. Böylece sıramı tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden modelimizde değişiklik başlıyor hemen. Kenar ilmeğini boşalmıştım. Kenar ilmeğini ön yüzden ördüm. 3 tane kenar ilmeği örüyorum. 3 tane ters örüyorum.
3 tane tersten sonra 1 tane doluyorum. 8 tane olan ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 doladım. 8 ilmeği ters ördüm. Tekrar 1 tane doluyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. Yine 1 tane doluyorum. 8 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. 8 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum ilk benden tarafa. 8 ilmeğimi ters ördüm. Yine dolamamı yapıyorum. Aradaki 3 tane tersimi örüyorum. Yine bir dolama yapıyorum. 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dolamamı yapıyorum. 3 tane ters kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm ve bitirdim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzden kenar ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum 3 tane. 1 2 3 tane. 3 taneyi düz örüyorum. 3 taneyi düz ördüm. Şurada dolama yaptığımız ilmeğimizi ters olarak ördüm. Diğer ilmekleri 8 ilmeği yine düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 dolamayı ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sadece dolamaları ters örüp diğerlerini tamamını düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzden kenar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ve 3 terledim. Şu dolama yaptığımı düz ördüm. Tekrar dolama yaptım. Şimdi ise 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani ön yüze 2 diş haroşa yaptıktan sonra örgümün üzerine düz örüyorum. Yine bir dolama yapıyorum. Düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Düz ördüm. Dolama yaptım. 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sekiz. Dolamamı yapıyorum. Bir düz. Üç ters. Bir. İki. Üç ters. Bir düz. Bir dolama. Sekiz düz. Çok güzel. İnanın o kadar güzel duruyor ki model çoğaldıkça güzelleşiyor. Yine 3 tersimi ördüm. Kenar 3 düzümü ördüm ve sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzden ise gördüğüm gibi örüyorum. Yine 3 düz 8 ters. Kenar ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 pardon arkadaşlar pardon. Evet, bu sırada arka yüzde farklı öreceğiz. İlmeklerimi geri alıyorum.
3 düzümü ördüm, 2 tane tersimi ördüm. Şimdi buradaki 8 tane ilmeği 2 dolayarak öreceğim. 1 2 ters örüyorum. 1 2 1 2 1 2 Yani 2 dolayarak örgümü ters örüyorum ama şişime 2 kez dolama yapıyorum. Kenardaki 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 Aradaki 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. 8 tane ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. İki tane tersimi ördüm. Sıra sonuna geldim. 3 tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzden modelimizin son sırası. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. Bu tersler örgümüzün bitimine kadar bu şekilde devam edecek. 1 2 tane düzümü ördüm. 1 dolama yaptım. Şimdi biz burada 8 tane ilmeği çift dolayarak örmüştük. Bu 8 ilmeği açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi şu şekilde şişime doldurdum. 2 4 6 8. Şimdi bunun hepsini birlikte örüyorum. Çok kolay. Şu şekilde hepsini birlikte düz olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. 1 2 tane düzüm örüyorum. Bir modeli bu şekilde yapmış olduk. Üç tane tersimi örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki dolamamı yapıyorum. Burada yine çift doladığım ilmekleri hepsini açıyorum. Sekiz. Hepsini birlikte şişime, sol şişime aldım ve bir kere de ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 3 tane kenar ilmek. Yani aradaki ters ilmeği ördüm 3 tane. 1 2 tane düz, 1 dola. İlmeklerimi açıyorum yine aynı şekilde. Hızlı bir şekilde ilmeklerimi açtım. 8 ilmeğimin 8'ini de düz olarak ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 tane düz ördüm. 3 tane ters kenar ilmek. Yani sıcaktan ellerim o kadar terliyor ki arkadaşlar, şu anda modeli bile gösteremiyorum. Hani derdine ne oldu Yazgül, niye yapıyorsun diyorsan sıkılıyorum. Arka yüze geçiyorum. Bu sırayla birlikte modelimiz bitti. Arka yüzden ördüğüm sırayla kenar ilmeklerini örüyorum. Şimdi biz dikkat ettiysek bir tane ilmeğimiz eksildi bizim. Bu eksilen ilmeği yine 8 taneye çıkarmamız için 2 4 6 7 8 taneye nasıl ulaşacağız? 1 2 3 3 tane tersimi ördükten sonra, şimdi şurada artırma var ya, şu artırmayı hemen şuradan bir ilmek bu artırmadan çıkardım. Devamında
topladığım ilmeği de yine ters olarak örüyorum. Yine 8 tane ilmeğe ulaştık. 3 tane düz. 1 2 3 tane ters. Hemen şu aradaki artırmış olduğum ilmekten bir ilmek ördüm. Devamında ilmeklerimi yine aynı şekilde örüyorum. Model kendini göstermeye başlıyor. Burası arka yüzü. Evet, modelimizin birincisi bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi yine modeli tekrarlayacağız arkadaşlar. Sadece ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 3 tersten sonra ne yapmıştık? Bir artırma yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ördük. Bir artırma yaptık. 1 2 3 tane ara ilmeği ördük. Bir artırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir artırma yaptık. İlk başa döndük. Böylelikle modelimizi yelek, hırka, süveter, elbise eteklerinde istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çok kolay, iki şiş kirpik modeli. Doğramamı yaptım. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İnce iple yapılışı, kalın iple yapılışı her ikisini de sundum size. İstediğiniz iple örebilirsiniz sevgili hanımlar. Evet. Şu şekilde güzel bir model. Ard arda gelince çok şık görünüyor. İkinci modelin de kurulumunu yaptık. İnce iple bu şekilde, kalın iple de bu şekilde görünen harika iki şiş yelek modelimiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle kanalımda kalın.